Line TV ekranlarından mutlu akşamlar sayın seyirciler. Erken Seçim 2015 programıyla karşınızdayız. Stüdyo konuğumuz Milliyetçi Hareket Partisi'nin Bursa Milletvekili adaylarından Sayın Sinan Bozkurt. Kendisiyle hem MHP'nin seçime 1 Kasım'a giderkenki siyasi vaatlerini konuşacağız, seçim vaatlerini konuşacağız. Hem de Türkiye'nin gündemini değerlendireceğiz uzun uzun. Sinan Bey hoş geldiniz diyelim size öncelikle. Hoş bulduk. Hayırlı olsun adaylığınız. Çok teşekkür ederim. Konuşacağız Türkiye gündemini, siyaseti ama önce biz sizi tanıyalım istiyoruz. Sinan Bozkurt kimdir? Adana doğumlu, 38 yıl Adana'da yaşamış, 25 yıllık Bursalıyım. 3 kız babasıyım, Efe'nin dedesiyim. Sigorta eksperiyim. Hep sigortacılık yaptım. Geçimimi sigorta sektöründen sağlıyorum. Ben sözlerime umutla baktığım ancak her sene hüsranla yaşadığım Cumhuriyet Bayramımızı kutlamakla başlamak istiyorum. Neden her sene bu sükutu, hayali, hüsranı yaşıyoruz? Fakat bu sene bir değişiklik var. Nedense AKP'liler birdenbire milliyetçi oldular, Cumhuriyet Bayramı'na sahip çıktılar. Her Cumhuriyet Bayramı'nda, her 10 Kasım'larda hasta olanlar, yurt dışına gidenler şimdi müthiş bir milliyetçilik arayışı içerisinde her tarafta Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına hazırlanıyorlar. Ama bu da olumlu bir hareket. En azından seviniyorum. Her ne kadar hüsran duyuyorsam da sevinmiyor da değilim. İnşallah onlar da artık milliyetçiliğin ne olduğunu öğrenmeye başlayacaklar. Onun dışında bir de bugün sabah yaşadığımız medya terörüyle devam etmek istiyorum. Utanıyorum. Benim ülkemde, ileri demokrasi denilen ülkemde televizyonlar basılıyor, gazeteler basılıyor. Dünün yandaşları bugün karşıda oluyorlar ve ülkemde basın özgürlüğü, ifade özgürlüğü her geçen gün bastırılıyor, engelleniyor. Onun utancını da belirtmek istiyorum. Tabii ki bu benim utancım değil, ülkeyi yönetenlerin utancı. Bunu da belirtmeden geçemeyeceğim. Peki Sinan Bey, 7 Haziran'da sandığa gitti Türkiye. 13 yıllık bir AK Parti iktidarı vardı. Tek başına iktidarlardı. Bu defa halk hiçbir partiye böyle bir yetki vermedi. Ve sandıktan koalisyon mesajı çıktı. Görüşmeler oldu, kurulmadı. Onu da konuşacağız, değerlendireceğiz ama ben sizden şöyle 13 yıllık bir AK Parti'nin tek başına iktidarlık döneminin kısa bir yorumunu rica etsem ve sonrasında 7 Haziran'dan 1 Kasım'a giderken süreçte neler yaşandı? Teşekkür ederim. Çok söylenecek şey var. Hani deveye sormuşlar boynun niye eğri? Demiş ki nerem doğru. Hangi yaptıkları doğru bilmiyorum. Tek başına iktidar da 13 yıldır. Fakat bizim Sayın Başbakanımız gerçekten Cem Yılmaz'ı kıskandıracak kadar espritüel bir adam. Diyor ki tek başına iktidara gelelim, istikrar olsun. Tek başına iktidara gelelim, asgari ücreti 1300 lira yapacağız. Tek başına iktidara gelelim, biz taşeron işçiliği bitirip kadroları alacağız. Allah aşkına 13 yıldır koalisyonda mıydınız? Koalisyonun küçük ortağı mıydınız? Tek başına iktidardasınız, çağırırsınız Çalışma Bakanını, toplarsınız Bakanlar Kurulu'nu, çağırırsınız işveren temsilcilerini, dersiniz ki ben asgari ücreti 1300 lira yaptım. İşverene de yük getirmeyeceğim. İşverenin zaten durumu vahim. Vergi dışı bırakıyorum. Elinizde illa tek başına iktidara gelince mi? 13 yıldır neredeydiniz? Bu aklıma gelmişken Sayın Başbakanımızın komikliklerinden de bahsetmeye devam etmek istiyorum. Diyor ki malum 10 Ekim Ankara'daki vahim dehşet tabloyu hatırlıyoruz. Onu da değerlendireceğiz birazdan zaten. Evet. Diyor ki biz canlı bombaları biliyoruz. Ancak eylem yapmadan yakalayamıyoruz. Vallahi buna 8 yaşındaki torun dahi gülüyor. Daha diyecek lafım yok. Neler demediler, neler yaptılar. O günün başbakanı ben milliyetçiliği ayaklar altına aldım, çiğnedim dedi. Çıktı televizyonlara bu millet, bu millet, bu millet dedi. Bakın ben size soruyorum. Bu milletin bir adı yok mu? Var. Japon diyor ki ben Japonum, Alman ben Almanım, Fransız ben Fransız, İtalyan İtalyanım diyor. Bizim o günkü başbakanımız, şimdiki cumhurbaşkanımız Allah selamet versin, Türk milleti diyemiyor. Biz Türk milletiyiz. Bizim çatımız belli. Ama ülkemiz 13 yıldır ayrıştırılıyor, bölünüyor. Alevi Sünni deniliyor. Laz,
Çerkez, Kürt, Zaza, Arap deniliyor. Biz hepimiz bir yüce Atatürk'ümüzün kurmuş olduğu bir çatı var. Türkiye Cumhuriyeti Türk milleti. Biz Türk milletiyiz. Bunu demekten niye bu kadar imtina etti bilemiyorum. Açılım süreci. Diyorum ya, çok konu var, konudan konuya evet. Hızlı hızlı geçmek istiyorum. Çözüm süreci. Yok, bunun adı çözülme süreci. Açılım değil, satılım süreci. Analar ağlamasın. Allah aşkına. Hangi vicdan sahibi, hangi iman sahibi bir insan bir annenin ağlamasını ister ki? Tabii ki analar ağlamasın. Ama teröristin kucağına, affedersiniz, amiyane tabir, teröristin kucağına oturarak analar ağlamasın diyemezsiniz. Teröristin her istediğini ver, Oslo'da başla, Dolmabahçe'de bitir, mutabakatlarını hazırla, ondan sonra analar ağlamasın. Böyle analar ağlamaz. Ülkemin güneydoğusu elden gitmek üzere. Elden gitmek üzere benim ülkemin güneydoğusu. O 7 Haziran'dan 20 Temmuz sürecinden sonra 200 küsur şehidimiz var. Ankara tren garındaki faciada 100 küsur insanımız hayatını kaybetti. Hani çıktı ondan sonra ülkenin yöneticileri dediler ki ya PKK yığınak yapmış. Allah aşkına PKK yığınak yaparken siz Sıhhiye hattında minibüs şoförü müydünüz? Sizin MİT'iniz yok muydu? İstihbarat ağınız, polisiniz, askeriniz yok muydu? Hepsi var. Ama göz yumdunuz. Teröristi dağdan indirdiniz. Dağda çadır mahkemeleri kuruldu. Sordu teröriste, pişman mısın? Hayır dedi terörist. Bir de zafer işareti yaptı. Pişmansın, pişmansın. İmzala şurayı dedi. Ve çadır tiyatrosu gibi doldurdular araçlara. Tur attırdılar. Köy köy, kasaba kasaba, şehir şehir. Zafer çığlıkları attırdılar. Gene çıktı o günün başbakanı Şivan Perver, bilmem Barzani, hep birlikte Megri 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 şarkılar söylediler. Bugün milliyetçilik taslıyorlar. Yok öyle. Yok öyle. Siz çocuk kandırmıyorsunuz. Kandıramazsınız. Hani dün milliyetçiliği ayaklar altına almıştınız. Paspas yapmıştınız. Ve bugün Cumhuriyet Bayramı kutlamalarını herkesten önüne gitmeye çalışıyorsunuz. Çünkü bu ülkedeki milliyetçilerin oylarına talipler. 7 Haziran'a geleceğiz, sürece geleceğiz. Çok konu var. Tarım. Diyor, notlarım var, küçük küçük. Bu ülkede takriben 25 milyon hektar ekilebilir alan var. Ve benim ülkem, benim muhteşem ülkem, 300 milyon insanı göbeğini kaşıya kaşıya barındıracak altyapıya sahip. Ancak biz buğdayı ithal ediyoruz. Pirinci ithal ediyoruz. Mercimeği ithal ediyoruz. Mazot 4 lira. Yaklaşık 5-6 kilo buğday fiyatı 1 litre mazota tekabül ediyor yaklaşık. Zeytin 5 lira 6 liradan üreticinin elinden alınıyor. Biz 27 liraya 28 liraya zeytin yiyoruz. Benim üreticim perişan. Hayvancılık bitti. Bir ara anguslar da getirdiler biliyorsunuz. O da bir komedi. Dış politika. Parça parça gideceğim. Bağışlayın beni lütfen. Yok estağfurullah. Sıfır sorun dediler. Sıfır komşuya geldik. Dört yanımız ihanetle çevrili. Dört yanımız. Ve ne hazindir ki Suriye Başkanı Hafız Esad'ın oğlu Beşir Esad aile dostuydu. Ne oldu bilmiyorum. 3 sene önce düşman oldular. Beşir Esad oldu Beşir Esed. Suriye'ye 3 günde gireriz. Cuma namazını orada kılarız elhamdülillah dediler. Ve vatan toprağı Süleyman Şah Türbesi kaçırıldı. Yine utanarak söylüyorum. Guinness Rekorlar Kitabı'na girdik. Dünyada seyyar türbe tek bizim. Seyyar türbemiz var. Oradan alıp buraya getiriliyor. Derin dış politikaları var ya, hiçbir iyi komşumuz yok. Herkesten kavga halindeyiz. Sıfır sorun, sıfır komşuya geldik. Şehit edebiyatı yapmalarını da nefret ediyorum. Bakınız,
Şehit üzerinden, şehit kanı üzerinden siyaset yapılması kadar iğrenç bir şey yok. O şehit benim de şehidim olabilir, sizin de olabilir. Ama bir ülkenin cumhurbaşkanı elini şehidin tabutuna koyup mikrofon elinde karaktersiz şehit babaları dediği zaman en büyük ihanettir bu. Hiçbir şehit babası karaktersiz değildir. Tabii adamın evladı gitmiş, canı gitmiş, delikanlısını toprağa vermiş. O öfkeyle tabii ki kötü sözler söyleyebilecektir. Sen olgun bir devlet adamı olarak bunu sineye çekeceksin. Ama elini şehidin tabutuna koy, al eline mikrofonu, nutuk at. Elinde Kürtçe Kur'an, salla, siyaset yap. Din bu kadar siyaseti alet edilmemişti. 13 yılda yapılanları özet özet söylemeye çalışıyorum sizlere. 400 vekil dedi 7 Haziran öncesi. Bakın, bu ülkede bir numaralı koltuk Cumhurbaşkanlığı koltuğudur. Cumhurbaşkanı bu ülkenin en büyüğüdür. Ve bu ülkemin yüce insanı sizi Cumhurbaşkanı seçmiş. Yeter. Geçin Cumhurbaşkanlığı koltuğunuza, makamınıza, tarafsız olun. Cumhurun başkanı olun. Size oy verenlerin başkanı olmayın. Çıkıp da meydanlarda 400 vekil isterim, 400 vekil isterim dolaşıp 7 Haziran'da yüce milletimin tokadını yersiniz. Ve hemen akabinde tekrar seçim diye tutturursunuz. Daha söyleyecek çok şey var. Ama isterseniz sizin sorularınızla devam etmek isterim. Çok doluyum. Beni affedin lütfen. Yok yok, öyle şey olur mu? Siz anlatacaksınız. Sonuçta siyasi kişisizsiniz. Teşekkür ederim. Peki koalisyon neden kurulmadı sizce? 7 Haziran'da sandığa gidildi, koalisyon mesajı verildi. CHP'nin genel başkan, MHP genel başkanı Devlet Bahçeli'ye bir teklifi vardı. Buyurun gelin siz başbakan olun demişti Kılıçdaroğlu. Onun dışında AK Parti ile CHP arasında uzun süren koalisyon görüşmeleri yaşandı. Daha sonra açıklamalar yapıldı, koalisyon teklif edilmedi bize diye CHP kanadından. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani neden kurulmadı koalisyon? Neden yeni seçime gidiliyor? Kırkpınar güreşlerinde pehlivanlar için söylenen bir söz vardır. Yenilen pehlivan güreşe doymazmış. 400 vekil istedi ya muhterem. Olmadı. 276 da olmadı. Hemen tekrar seçim istedi. Erken seçim değil buna zaten. Tekrar seçim. Eğer 1 Kasım'da da aynı tablo çıkarsa bir daha mı seçim yapacağız? Herhalde öyle olacak. Yani seçimli millet olduk biz. Önce Sayın Kılıçdaroğlu'nun Sayın Başkanıma başbakanlık teklifine gelmek istiyorum. Sayın Kılıçdaroğlu iyi bir insan. İyi de bir siyasetçi olması gerek ama kendisine hükümet kurma görevi yetkisi verilmeden nasıl bize başbakanlık teklif etti onu anlayamıyorum. Önce bir yetki verilecek. Yok öyle bir şey. O siyaseten söylenmiş bir söz. Sayın Kılıçdaroğlu ki. Aslında sonradan hiçbir partiye yetki de verilmedi AK Parti dışında. Bunu da değerlendirmenizi tabii, rica edelim sizden. 15 güne yakın bekledi Sayın Cumhurbaşkanı. Kimseye yetki vermedi. 45 günlük bir süreç vardı. O süreci kullanmak istiyorlardı. 15 gün yaklaşık 15 gün sonra Sayın Davutoğlu'na hükümeti kurma yetkisi verdi. Sayın Davutoğlu CHP'nin kapısını çaldı. Takriben 32 gün istikşafi görüşmeler yaptılar. Türk diline yeni bir kelime daha girmiş oldu. Ama çok kullanılmayacak. Bu da kaybolup gidecek. 32 gün birbirlerini tanıdılar. Sanki tabirimi hoş görün. Birbirini yeni gören bir kızla bir erkeğin flört etmesi gibi. Tanıştılar, tanıdılar. 32 gün sonunda Sayın Davutoğlu koalisyon teklifinde bulunmamış. Sayın Kılıçdaroğlu'na. Ki doğrusu bu. Ve bizim genel başkanımız Sayın Bahçeli'ye bir görüşme talebi geldi. Sayın Bahçeli televizyonlarda bunu anlattı uzun süre. 2 saat 26 dakika görüşme oldu. Bizim genel başkanımız bu görüşmeye giderken ciddi ciddi hazırlandı. Ev ödevini yaptı. Bir ülkenin bekası için, yüce Türk milletinin selameti için bir koalisyon nasıl olur? Hatta siyah çantası da televizyonlarda boy gösterdi. Hazırlığını yaptı gitti. Ama bize de koalisyon teklifi yapılmadı. Zaten
15 Ağustos'ta yanlış hatırlamıyorsam Yüce Meclis'e seçimlerin 1 Kasım'da yapılması için AKP tarafından önerge verilmişti. 17 Ağustos'ta bizi çağırdılar. E zaten siz seçim için kararlamışsınız. Neyin koalisyonu? Yok. Aldatmak. Her şeyde olduğu gibi bununla da aldatmak. Dediler ki ağızlarındaki baklayı çıkarttılar. Biz erken seçim yapacağız. Azın hükümeti kuracağız. Bu hükümete bakan derin. Biz hayır dedik. Ona hayır dedik biz. Biz ciddi uzun soluklu bir koalisyondan yanayız. Ama öyle bir teklif gelmedi bize. Sonra hep hayırcı hayırcı dediler bize Sayın Genel Başkanıma. Biz hayırcı değiliz. Ha, hayırda hayır vardır. Bu halk terimidir. Güzel bir terimdir. Biz hayırcı değiliz. Biz bugün de aynı şartlar gerçekleşirse 1 Kasım akşamı biz gene koalisyona varız. Ancak şartlarımız var. Bir, anayasanın Türk milleti ibaresi kaldırılmayacak. Anayasanın değişmez maddeler kimse dokunamayacak. İkincisi, 17-25 Aralık yolsuzluk dosyaları araştırılsın diyoruz. Ucu kime dayanırsa dayansın. Caner'e de dayanırsa gitsin, Sinan'a da dayanırsa gitsin. Onurlu insan, temiz insan girer yüce divana, girdiği gibi ak, girdiği gibi pak çıkar. Varsa suçu görür cezasını. Üçüncüsü, bu çözülme sürecini, satılma sürecini kaldıralım. Dördüncüsü, Sayın Cumhurbaşkanımız anayasal sınırlar içerisinde kalsın. Artık bir partinin genel başkanı gibi davranmasın, Cumhur'un başkanı gibi davransın istiyoruz. Bizim isteklerimiz çok şeyler değil. Dolmabahçe'de İmralı, Kandil, Üçgen'in ve canilerin hazırladığı 10 maddelik mutabakatı imzalıyorsunuz, kabul ediyorsunuz. Bizim 4 tane ülkemizin, yüce milletimizin menfaatine olacak şartları kabul etmiyorsunuz. Bunlar bizim olmazsa olmazımız. Biz diyoruz her zaman, bu 4 maddeye kimse dokunamaz. Biz bunları istiyoruz. Bizim istediğimiz bu. Yüce milletimizin menfaati. Biz kendimiz için bir şey istemiyoruz. Çok şükür bizim partimizde tepeden tırnağa hırsızlıkla kimse suçlanmıyor. Yolsuzlukla kimse suçlanmıyor. Biz bunları istiyoruz. Peki aslında koalisyon görüşmelerinden sonra sancılı bir Tuğrul Türkeş dönemi yaşandı. Bu konu hakkında yorumda bulunmak ister misiniz? Bu konu hakkında yorumda pek bulunmak istemiyorum. Sayın Tuğrul Türkeş'in siyasi tercihidir. Kendi kararıdır. Allah yolunu açık etsin. Başka bir şey diyemeyeceğim. Bunca yıllık bir hukukumuz var. Aynı partide mücadele etmişiz. Bizim başbuğumuzun oğlu. Allah yolunu açık etsin. Peki artan terör olaylarından bahsedelim sizle. Son olarak bugün 10 Ekim'deki Ankara tren garı önünde yapılan saldırıyla ilgili bir açıklamada bulundu başsavcılık. Başsavcılık yaptığı açıklamada saldırının Suriye'den IŞİD'den talimat verildiğini saldırı için açıkladı ve amacın seçimi ertelemek ve siyasi istikrarı bozmak olduğunu söyledi. Siz başsavcılığın bu açıklamasına neler diyorsunuz? Bunun üzerinden bir de Ankara saldırısı değerlendirmesi rica edelim sizden. Bakınız, buna katılma mümkün değil. Siz, bütün dünya şu gerçeği söylüyor ki bu hükümet tarafından IŞİD desteklenmiştir. Bunu ben söylemiyorum. Bütün dünya bunu söylüyor. Adana'daki yakalanan tırlar faili meçhule dönüştü. Önce bunlar açıklansın. Türkmenlere yardım gidiyor denildi. Türkmenler de bize öyle bir şey gelmedi diyor. Sizin IŞİD'i desteklediğiniz herkes tarafından ilan edilirken ve siz 900 küsur kilometre mesafeden canlı bombaları yakalayamıyorsanız, sonra bunu seçimi ertelemek, istikrarı bozmak, bunlar gündemi kurtarmak için söylenmiş sözler bana göre. Önce kendinize bakacaksınız. Önce yaptığınız işe, aynanıza bakacaksınız. Ben neler yapmışım? Ektiklerini biçiyorlar. Teröristin iyisi olmaz. Teröristin bizdeni sizdeni olmaz. Terörist teröristtir. Terörist yok edilmek zorundadır. Terör yok edilmek zorundadır. Ama siz teröristin bir kısmını bizden derseniz ne işimiz var bizim Suriye'de? Şimdi herhangi bir komşu ülke bizim iç işlerimize karıştığı zaman ne yaparız? Ortalığı ayağa kaldırırız. Peki bizim ne hakkımız var bir başka ülkenin iç işlerine karışmaya? Karıştık, ne oldu?
5 milyona yakın Suriyeli bizim ülkemizde. Bakın, Balkanlarda Bulgar'dan, Yunan'dan, şuradan, buradan zulüm görmüş soydaşlarımız Türkiye'ye geldi. Irak'ta zulüm görmüş yurttaşlarımız, soydaşlarımız Türkiye'ye geldi. Suriye'de çaresiz, naçar insanlar Türkiye'ye geldi. Demek ki benim ülkem büyük bir ülke. Herkesi kucaklayabiliyor, sarıp sarmalayabiliyor. Bizim gidecek yerimiz var mı? Onun için biz büyük ülkeyiz. Ama büyük ülke gibi büyük yönetmek zorundayız bu ülkeyi. Akil, akil, akil dediler. Bir ton akil adam saldılar. Nerede bu akiller? 200 küsür şehidim var benim. 20 Temmuz'dan bu yana yaklaşık. 100 küsür vatandaşım bir canlı bombanın hedefi olmuş. Söylenecek lafı mı yani? Cumhuriyet Başsavcımızın açıklaması bu kadar mı? Ama bu kadar olur. Çünkü benim ülkemde hukuku da bitirdiler. Bir gecede HSYK'yı değiştirdiler. Yasa değiştirdiler. Bir gecede MİT yasası değiştirildi. Hukuku da bitirdiler. Maalesef hukukçu değilim. Ama hukuk guguk oldu bu ülkede. Ne olmadı ki? Bölünme, ayrıştırma, her şey var. Amaç bir ve birkaç kişinin siyasi ikbali. Başka bir şey değil. İstikrar bozulmasın. Ya neyin istikrarı Allah aşkına? Bir krema tabaka var. Onların istikrarı ise bozulmuyor hakikaten. Ama benim 70 milyon üzerine insanımın istikrarı fakirlikte. Fakirlikte istikrar var. O bozulmasın diyorlar anladığım kadarıyla. Asgari ücretimiz korkunç derecede az. Yoksulluk sınırını 1379 lira diye açıkladılar. Asgari ücret 949 lira. İstikrar bozulmasın. Bozulmasın. Ama kendilerinin istikrarı bozulmasın. Gemicikle başladı çocuklar. Yatlar sahibi oldular. Daha neler söylemek mümkün? Peki Milliyetçi Hareket Partisi'nin politikalarına gelecek olursak biraz. Az önce adalet konusunda beğendiniz biraz. Hı. Hukukla ilgili sözleriniz vardı. Mesela eğitimle ilgili nasıl vaatleri var? Ya da asgari ücret konusundaki vaadi nedir? İşçinin, emeklinin, esnafın elini rahatlatacak vaatleri neler Milliyetçi Hareket Partisi'nin? Ve en önemlisi karşı olduğunuz o dört maddede herhalde sürekli duracaksınız. O çözüm sürecinden de vazgeçilmesini bekliyorsunuz. Dört maddemiz kesin, değişmez. Anayasamızın ilk üç maddesine kimse dokunamaz. Dokunanın eli kırılır. Yolsuzluklar mutlaka üzerine gidilecek. Mecliste birkaç sandalye fazlanız var diye örtbas edilmeyecek. Bakın benim kol saatim 300-500 liradır. Çocuklarımın hediyesi. Ancak buna güçleri yetiyor. 700 bin liralık kol saat takın adamın hesabı sorulacak. Ayakkabı kutularının hesabı sorulacak. Paralelciler yapmış. Aldatıldık. Allah'tan kork. Çocuk musunuz? Herkes aldatıyor. Paralelciler aldattı. HDP aldattı. PKK aldattı. O zaman kalkın. Aldatılmayacak insanlar bu ülkeyi yönetsin. Eğitim. Hı hı. Eğitim yazboz tahtası. İyi ki diyorum zamanında üniversite bitirmişim. İyi ki kızlara bitirmiş. Torunuma üzülüyorum. 4+4+4 sanki futbol taktiği. Ana kucağından alıyorsun bebeği, okula gönderiyorsunuz. Ertesi yıl bir şeyleri değiştiriyorsunuz. Dershaneleri kaldırıyorsunuz. Aynı dershaneleri okul yapıyorsunuz. Ha, bu ne perhiz, buna lahana turşusu. Eğitim istikrarlı olacak. Eğitime Yüce Atatürk'ümüzün adını siliyorlar. Atatürk'leri gibi bölüm bırakmıyorlar yavaş yavaş. Sinsi bir eylem planı var. Cumhuriyet'in kurucuları iki ayyaş diye lanse ediliyor. Bunlar önlenecek. Dağlarda, taşlarda ne mutlu Türk'üm diyene yazısını kaldırdılar. Hatırlayınız, Bursa valinin TC lafını kaldırdılar da ama biz diktirdik onu, o yazıları. Ben ne mutlu Türk'üm diyeneden utanan böyle bir zihniyet daha görmedim bu yaşıma kadar. Türklük, uygarlık, çağdaşlık milli eğitime girecek. Çağdışı zihniyetler girmeyecek. Osmanlıca diye bir garabetin içinde olmayacağız. Zaten Osmanlıca diye bir dil yok.
Farsça, Türkçe, Arapça ve Frenkçe karışımı bir saray dili Osmanlıca diye yutturulmaya kalkılıyor. Arapça deyin, kabul edeyim. O da geldi, onu da yeri gelmişken söyleyelim. 2. sınıftan 8. sınıfa kadar Arapça da müfredata eklendi. Allah aşkına, bunların hepsi sinsi birer eylem planı. Bakınız, laik, demokratik, milliyetçi Türk Cumhuriyeti'ni yok etmek zihniyeti bunlar. Milliyetçilikten uzak bunlar. Yani daha da ağır şeyler söylemek isterim ama hukuken zor duruma da düşmek istemiyorum. Peki terör konusunda Milliyetçi Hareket Partisi'nin çözüm önerisi nedir? Nasıl çözülür, ya da hani mecliste mi çözülür ya da başka mecralarda? Bakınız, önce terörist silahını bırakacak. Gelecek yüce Türk milletinin yüce adaletine başvuracak. Ondan sonra başvurmayanların da başı koparılacak. Bu konuda netiz. Ya yüce Türk adaletine teslim olacaklar ya da sonlarını bekleyecekler. Ancak Güneydoğu'da, ülkemin doğusunda yaşananları ben biliyorum. Adana kökenliyim. Ama görevim gereği yaklaşık 20 yıl bütün Güneydoğu'yu, doğuyu karış karış gezdim. Oradaki insanların yoksulluğunu biliyorum. Oradaki sorunun siyasetçi ağa şık üçgeninden kaynaklandığını biliyorum. Bu üçgen kırılacak. Oraya gerçek demokrasi gidecek. Gerçek özgürlük gidecek. Orada kültürel, ekonomik takviyeler yapılacak. Bir milleti çökertmek istiyorsanız önce ekonomisini, sonra sosyo-kültürel varlıklarını yok edeceksiniz. Bu zihniyeti biz engelleyeceğiz. Yani devletin tüm imkanları oraya kontrollü olarak gidecek. Ancak şu gerçeği de kabul edelim. Diyarbakır'ın bilmem ne köyünde olmayan, sanki benim Bursa'mın Harmancık köyünde var mı? Harmancık ilçesinde var mı? Yozgat'ın bir köyünde var mı? Eğer yoksulluk varsa, ekonomik sorunlar varsa, ülkemin her yerinde var. Adil olarak adalet dağıtacağız, adil olarak ekonomi yönetmeye çalışacağız. Önce adalet getireceğiz bu ülkeye. Hukukun üstünlüğünü tekrar egemen kılacağız. Hukuk Türkiye'si olacak. Hukuka dayalı olacak her şey. Ağ zihniyeti, padişah zihniyeti, bunlar bitecek. Bunları bitirdiğiniz an terörü bitirirsiniz. Ama bütün bunlara rağmen terör isteyenler varsa karşısında benim şerefli polisimi, şerefli askerimi bulacak. Kışlasına hapsedilmemiş askerimi bulacak, karakoluna hapsedilmemiş polisimi bulacak karşısında. Hatırlayınız, askeri birlikte Türk bayrağını indirme cüretinde bulundular da seyrettiler. Benim bayrağımı kimse indiremez. İndirtmem. İndirtmeyeceğiz. Ama biz her yere şefkatle gideceğiz. Sevgiyle gideceğiz. Çözümlerimiz çok. Peki Orta Doğu konusunda Milliyetçi Hareket Partisi ne düşünüyor? Yani sadece Suriye olarak bakmayalım. Suriye, tabii, İran, Irak, aşağıda Libya'ya kadar uzanan o bölgeye baktığımızda Orta Doğu'daki yangın nasıl bitecek? Orta Doğu'daki yangın çok zor bitecek. Gerçekçi olalım. Emperyalist güçlerin hedefleri var Orta Doğu üzerinde. Ya 3. Dünya Savaşı alametleri gibi duruyor yaşanan olaylar. Adeta öyle duruyor. Eğer Nostradamus'un kehaneti çıkarsa zaten dediğiniz olacak. Ama her kehanete çıkmadı. 2000 yılıyla ilgili kehanetleri tutmadı. Orta Doğu yangın yeri, doğru söylüyorsunuz. Orta Doğu'da emperyal güçler, emperyalist güçler ta 1947'de Truman doktrinine yazılanları bugün harfiyen uyguluyorlar. Biraz daha makro bakmak lazım meseleye. Ve bizim ulu önderimiz Atatürk çok önceleri görmüş. Yurtta sulh, cihanda sulh demiş. Bizim ülkemizi bu ateş çemberinin dışına tutmamız lazım. Ama Orta Doğu'daki ateş zor sönecek. Türkiye bunun neresinde olmalı? Dış politika olarak hiç bulaşmamalı mı sizce? Bulaşmayacağız tabii. Mısır'da yönetim deriliyor. Orada bir genç kız çocuğu öldürülüyor. Buna üzülmemek için, yani insan olmamak lazım. Nasıl buna üzülmezsiniz? Ama
Rabia diyorlar. Ama benim şehitlerim için ağlayan bir tane görmedim ben. Bir tane görmedim. Çıktı Şivan, aklıma geldi. Şivanperver, ki o Şivanperver Türk polisi için katil, Türk askeri için katil diye türküler söyleyen adamla birlikte bizimkiler ağladılar. El ele tutuştular. Ama benim şehitlerim için ağlayanı görmedim. Zaten bunların en büyük özelliklerinden biri de şehit edebiyatı. Soma'da 300 küsür madencimiz yok oldu. Yok oldu diyorum. Öldürüldü diyorum ben ona. Anında şehit oldular. Bir şehit edebiyatı. Hep sömürü. Hep duygu sömürüsü. İman sömürüsü. Din sömürüsü. Onlar muhakkak, Allah bilecek kimin şehit olup olmadığını, biz takdir edecek değiliz. O cürette zaten bulunamam. Ama her kazada sonra bir şehit edebiyatı tutturdular, gittiler. Yok. Bu suç fıtratında varmış madenciliğin. Yok. Bu işin fıtratında adam gibi ocak çalıştırmak var. Adam gibi maden çalıştırmak var. Adam gibi çalıştırmazsanız olmaz. Şimdi şu çatın altında duruyoruz. Şurada spotlarınız düzgün değilse, elektriğinizde kaçak varsa patlayacak spotlarınız. Buna bu işin fıtratında var mı olacak? Yok. İşiniz adam gibi yaptığınız için hiçbir şey olmayacak. Anlatabiliyor muyum sevgili kardeşim? Öyle oldu. Peki seçim güvenliğini sorayım size. Bu kadar aslında kötü bir tablo çizdiniz, iyi bir tablo çizdiğinizi maalesef söyleyemem. Yani bunların ışığında seçim güvenliği nasıl sağlanacak? Son olarak dün Bursa Barosu'nun bir açıklaması vardı. Ekrem Demiröz, Bursa Baro Başkanı. Evet. Kendisi dedi ki, biz dedi sahada olacağız. Avukatlarımızla, hukukçularımızla sahada olacağız dedi. Herkesin dedi oyuna, tüm partilerin oyuna sahip çıkacağız. Sivil toplum kuruluşları, örgütleri de var. Oy ve Ötesi gibi gruplar da var. Onlar da sandık başında olacaklarını açıkladı. Ama bir yandan da bir ay önceki bir tartışma akıllara geliyor. YSK'nın taşımalı seçim tartışması vardı. YSK'nın kararından sonra da bir eleştiriler gelmişti. Yani seçim güvenliği nasıl sağlanacak desem size neler söylersiniz? Şimdi seçim güvenliği Güneydoğu'da polis ve asker yardımıyla sağlanacak. Hazin tablo bu. Hazin tablo bu. Hür irade yansıyacak mı yani? İnşallah diyorum. Çok emin olamıyorum. Ancak biz Sayın Başkan'ın dediği gibi, biz Milliyetçi Hareket Partisi'nin Bursa'daki en tepesinden ta en küçüğüne kadar mahalle mahalle, köy köy, sandık başlarında nöbet tutacağız. Ta ki o sandıklarda bütün yurttaşlarımız özgür iradesiyle o mübarek oyunu kullanıp sandığa atıp ve o sandık sonuçlarının da Yüksek Seçim Kurulu'na yolda bir şeyler başına gelmeden teslim olmasını sağlayacağız. Bir de kedilere sahip çıkacağız. Kedi kontrolümüz var. Kediler görev almaya başlayacaklar. Ondan da korkuyoruz. Kedileri engelleyeceğiz inşallah. Peki. Peki Sinan Bey. Bursa'nın sorunlarıyla ilgili konuşalım biraz da sizle. Bunu da isteriz. Şüphesiz geziyorsunuz sahada. Vatandaşlar en çok ne sistemlerde bulunuyor size? Bakın, işim gereği Bursa'da otomotiv sektöründe girip çıkmadığım yer yok. Bursa ve ilçelerinde. Hı hı. On binlerce genç, yaşlı, çocuk, herkesten muhatap oluyorum. Sağ olsunlar, sevgilerinden dolayı da baba derler. Yani lakabımız da babaya çıktı. Tabii Süleyman Demir'in babalığı hiç kimsenin alamaz. Ayrı konu. Çocuklarımız siftah etmeden dükkan kapatıyorlar, gençlerimiz. Kepenk kapatan çok. Ve çaresiz kalıp güçlerini birleştirmeye çalışıyorlar. Ortaklıklar oluşturmaya başlıyorlar. Esnafın işi zor. Esnaf, inanın bana, evine ekmek götüremeyecek hale geldi. Dolar yükselmiyor diyorlardı. Doların ne seviyelere geldiğini hep biz biliyoruz. Bir de Bursa'da geçen yaşadığım bir olayı da paylaşmak istiyorum. Tabii ki, buyurun. Malumunuz İzmir yolu sürekli trafik felç. Işık yok o yolda. Hiçbir ışıklı tabela yok. Durak yok. Ancak trafik hep felç. 45 dakikada reklam olmasın, büyük bir mağaza var ya, sonu sahayla biten. Onun oradan kent meydanına 45 dakikada geldim. Telefon açayım 155'e. Acaba bir kaza falan mı var?
Yok dedi, kaza. Dedim ya trafik yürümüyor. Olur mu? Trafik açık dedi. Allah aşkına dedim ya. 5 dakika duruyoruz, 2 metre yürüyoruz. Beyefendi sesinizi yükseltmeyin dedi telefondaki. Kim tanımıyorum. Dedim ben sesimi yükseltmiyorum. Siz trafiği kontrol edin. Ama o çocuğun günahı ne? Telefondaki çocuğun günahı ne? Memurun günahı ne? Bir yağmur yağıyor. Her taraf göl. Bursa Avrupa şehri diyorlar. Zannediyorum birileri zamanında almış bunları, bindirmişler uçağa, götürmüşler Pakistan'a, Hindistan'a. Burası Avrupa demişler. Onlar da burayı da Avrupa zannediyor. Neresi Avrupa şehri? Bir stadımız bitmedi. Benim timsahım hala eski stadını oynuyor. Bir timsah arenayı bitiremediler. Timsah arena futbol oynayacak hale geldi farz edin. Birazdan spora girdik. Hangi yoldan gidecek insanlar, hangi yoldan dağılacaklar? Hangi yol var? Yani benim Bursam iyi değil. Benim Bursam'ın esnafı perişan. Benim Bursam'ın çiftçisi perişan. Benim Bursam'ın hayvancılıkla uğraşanı perişan. Herkes perişan. Bursam iyi değil. Yapılan bir eleştiri de aslında şu yöndeydi. İktidar partisinin sağlık yatırımlarıyla ilgili Bursa'ya 13 yıl boyunca yeterince önem vermediği yönünde eleştiriler vardı. Baktığımızda devlet hastanesi, evet, kurulmadı Bursa'ya. En son Şevket Yılmaz devlet hastanesi, evet, kuruldu. Sağlık yönünden değerlendirecek olursak, kentsel dönüşüm bir ihtiyaç. Türkiye'de ihtiyaç, Bursa'da da bir çok büyük çok ihtiyaç. Büyük ihtiyaç. Bursa'da. Yani sağlık hizmetleri, kentsel dönüşüm ve son olarak kanayan bir ara uyuşturucu, ne yazık ki zirvede Bursa bu yönde. Gençlerin tüketimi sürekli artıyor. Bu üç konuda yorumunuzu rica edeyim. Bakın, uyuşturucuya başlamak istiyorum. Bir baba, bir dede olarak inanın ağlıyorum. Geceleri uyumadığım çok oluyor. Yaşı 13 ile 18 arası bana göre bebe onlar. Çocukları görüyorum. Ya hap almış, ya başka bir şey almış. Arabaların üzerine saldırıyorlar. Çok affedersiniz. Fuhuş 10 yaşlarına kadar inmiş. Lise önlerine, ortaokul önlerine inmiş. Hani bunlar yok edecekti. Ama bunların temelinde yoksulluk ve eğitimsizlik yatıyor. Siz ekonomi ve kültürel yapıyı yükseltirseniz bunlar kendiliğinden aşağı inecek, sıfırlanacaktır. Yok, üzülüyorum. Sağlık deyince bir ilk iktidar dönemlerinde işte her hastaneye gidebiliyorsunuz, beklemiyorsunuz. Vallahi benim yazarımda çocuklar var. Geçen gün bir hastalandı da bir burun ameliyatı olması gerekiyor. 2 ay sonra nevu verdiler. Acildi. Özel hastanede ameliyat ettirmek zorunda kaldı. Özel hastanenin sayısı arttı bu dönemde. Tabii. Her şeyin, özel her şeyin sayısı arttı. Bu ülkede 80 yıllık cumhuriyetimizde kazanılan her şey satıldı. Emekliye 100 lira zam verelim dediklerinde bütçe batar dediler. Her şeyi sattınız. Her şeyi sattılar. Ve enteresan, ülkemde satılacak bir şey kalmadığını kendileri beyan ettiler. İşimiz zor. Ha, bu kadar karamsar konuşuyorum ama ben inanıyorum ki yüce Türk milleti küllerinden yeniden doğar. Çünkü affedersiniz, Mehmet Akif Ersoy'un dediği gibi bizim iman dolu göğsümüz gibi serhatimiz var. Biz yılmayacağız. Ben bu yaşımda hala bu ülkem için mücadele etmeye devam edeceğim. Çünkü ben az ya da çok, iyi ya da kötü ne kazandıysam bu mübarek ülkede, bu mübarek topraklarda kazandım. Ve ben bu mübarek topraklara borcumu ödemeden ölmek istemiyorum. Biz borcumuzu ödeyeceğiz bu ülkeye inşallah. Peki Sinan Bey, yarın Cumhuriyet Bayramı, bir Cumhuriyet mesajı alalım sizden izleyenlere. Sevgili Bursalı kardeşlerim ve sevgili ülkem, Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Lütfen yarın ellerimizde bayraklar, Cumhuriyetimizi kutlayalım. Sahte Cumhuriyet kutlayanlarla birlikte değil, gerçek Atatürkçülerle, gerçek milliyetçilerle bayraklarımıza böyle gezelim. Kimseyi rahatsız etmeden ve unutmayalım. Ne mutlu Türk'üm diyene. Peki bir de son olarak seçim mesajı alalım sizden. 1 Kasım'da sandığa gidiyor tekrar Türkiye. Bursalılara ve seçmenlerinize, vatandaşlara, bizi izleyenlere ne söylemek istersiniz son olarak?
Hırsıza oy vermeyin. Yolsuzluğa prim vermeyin. Kendi geleceğinize oy verin. Yani geleceğinize oy verin. Sen bilirsin Türkiye. Peki Sinan Bey, çok teşekkür ediyoruz değerli açıklamalarınız, yorumlarınız için. Seçim çalışmalarınız için de başarılar dileyelim bundan sonrası için size. Ben de çok teşekkür ederim. Çok mutlu oldum. Sağ olun, sağ olun Sinan Bey. Evet sayın seyirciler, Erken Seçim 2015 programında Milliyetçi Hareket Partisi'nin Bursa milletvekili adaylarından Sayın Sinan Bozkurt'tu konuğumuz. Bir başka programda karşınızda oluncaya dek şimdilik hoşçakalın.